Yolu inşallah güven verir insana. Şefsettin sütçü ile can canayız can cana. Sütçü yolu inşallah güven verir insana. Şefsettin sütçü ile can canayız can cana. Hizmetler İsrail'i doğruluktur kuralı. Şemseddin sütçü beydir adamların kralı. Hizmetleri sıralı doğruluktur kuralı. Şemseddin sütçü dostum adamların kralı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mustafa Hocam kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi patron ya kask vermedik ona. Çalışan ikimiziz. Dedik ki ikimiz kask takalım. Patron kask takmasına gerek yok. Nasıl olsa çalışmıyor. Mustafa'ydı. Mustafa. Neresi Mustafa? Ordu Gürgenepe. Kaç senedir şemsettin Mustafa? 15 yıl. Kaba inşaattasın. Kaba inşaattayım. Son zamanlarda biliyorsun gerçekten inşaatlar ciddi anlamda hassasiyet, önem isteyen, güven isteyen bir şey. Arkamda baktığım zaman eskiden 25 santim arayla metri yapılırdı. Evet. Bakıyorum herhalde 10 santimi geçmez 10 galiba. Değil mi? 10 santim. Buradaki aralar 30-35 santimdi. Evet. 12 santime falan düşmüş galiba. Evet. Allah razı olsun yapandan da yaptırandan da. Bazen eskiden şu vardır. Ya o kadar da fazla demir kullanmana gerek yok. Orası yük taşımaz diyen bazı müteahhit arkadaşlarımız var. Bildiğim için söylüyorum. Hiç Şemsettin Sütçü'nün ya orası da çok önemli değil. Önemsemeyin dediği elini vicdanına koy. Hiç oldu mu böyle bir şey? Hayır olmadı. Şeyde Hüseyin'i tanır mı? Öteki şantiyede Hüseyin'i. Tabii Hüseyin, Ahmet abiler, Hüseyinler falan tabii ki beraberiz. Yıllardır beraberiz. Mustafa Usta da Allah razı olsun ellerine emeğine sağlık. Bizimle beraber Hüseyin de demirci ekibimizden. O Amasya Damıdere köyü dediler ya, çok Damıdere köyünü çok ön vurgu yani yaptılar böyle. Damın üstünden dere geçmiş. Dere geçmiş herhalde, evet. Espriyi bendim, dedim ki Damıdere dedim, acaba damın üstünden dere mi geçiyor? Ya onu bilmiyorum da dedi. Evet, Mustafa Usta da eline emeğine sağlık dedik. Allah razı olsun, bizimle yılları geçti. Görüşü bugün zaten sen çok ani bir gelişim var Ahmet abi. Geliyorum Şemsettin dedin. İyi ki de geldin. Ahmet abi, Bilhan Aşçıoğlu'nun beraberdik. Ahmet abi telefon açtı. Dedim ki Ahmet abi bu kadar dedim işin arasında seninle mi uğraşayım Ahmet abi dedim. Hatta şöyle ben aradım meşgule aldı beni. Meşgule aldı. Ondan sonra bir baktım Şemsettin Sütçü görüntülü arıyor. Allah Allah, normalde Şemsettin görüntülü aramaz. Bir de ben görüntülü aramaya karşıyım Şemsettin. Bunu da izleyenler, arkadaşlar belki uygun değilim. Hani ben seni aradım o an belki uygun olabilirim. Eyvallah da adam sabahın saat 8'inde görüntülü arıyor. WhatsApp arkadaş çıplam belki lan, yapma bunu. Yani bunu bazı dengesizlere söylüyorum. Sileceksindir ya, mutlaka sileceksindir de. Hayır abi. Ya burayı mutlaka silersin. Yok, de bir şey söyleyeyim. 61 yaşında adamsın. Neyine uygun olmayacaksın yani? Sen beni 6'da burayı bak gel. Bak burayı özellikle silmeyeceğim. Sen bir ara 6'da beni ara. Vallahi diyorum kardeşim, biz abi kardeş, sen beni bir arasın aldın. Ahmet abi neyse, özele girmeyelim. Yok hayır, özele dedin girmeyelim. Ya 61 yaşından sonra yani herkesin kendine göre bir performansı vardır be abi. Burayı da silmeyeceğim. Özellikle silmeyeceğim. Zaten dükkandaki konuştuklarımız silinmediği için bu da silinmeyecek. O yüzden Ahmet abi o zaman enerjine hayranım diyeyim. Ne diyeyim yani? Sana helal olsun diyorum yani. Yani enerji derken sevgili izleyiciler yanlış anlamayın. İş konusundaki tempomdan bahsediyor. Yani sabah 6'da beni aradığı zaman inanın bana, emin olun montaj, yani programın montajında görecektir. O yüzden yani demek istedim zaten, ya arkadaş çalışıyorum da. Evet. Yani illa 61 yaşındaki insan başka bir şeyle çalışmayacak. İş olarak da çalışacak. Evet. Mustafa. Evet. Mustafa mesela 67 miydi? Kaç yaşındaydın? 50 yaşında belki 25 yaşındaki gençlere taş çıkar diyordu. Doğrudur. Biz çok sağlıyoruz. Evet.
Allah'a şükürler olsun. Mustafa'm, şakayla döndük. Memnuniyetimizi söyledik. Burada benim tek bir şey dikkatimi çekti. Onu nasıl gösteririm bilmiyorum ama kolun içerisinde sanki bir kolon daha var. Evet, yani evet. Etriyeyi bağladığın zaman buradan şimdi dört tarafı bağlanırdı. Dikkat ettim içinde bir etriyelik ortada bir kolon daha var. Evet, son zamanlarda deprem geçirdiğimiz için onlardan dolayı çok yoğun ilgi gösteriyoruz ben o konularda. Ama ben şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Hani normalde inşaatı bildiğim için konuşuyorum. Ezbere konuşmuyorum. Normalde atıyorum. 2, 4, 6, 8 tane demir konur. Etrafına etriye bağlanır. Ortası boştur. Bunun ortasında bir kolon daha var. Onu özellikle göstermeye çalışacağım şimdi size. Şimdi biz ben 90'lı yılların ustasıyım. Babam rahmetli mekan cennet olsun. 80'lerde, 70'lerde ve 80'lerde inşaat kalfalığıyla geldi. Biz de başka bir iş bilmiyoruz. İnşaat ustası, inşaat çıraklığından bulunduğumuz noktadayız. Onun için özellikle 90 yıl, bak bu söyleyeceğim çok önemli. 90'lı, 99 depreminin öncesindeki yapılar da projesine uygun yapılan projeleri tenzih ederek söylüyorum. Hayır. Ama yereldeki müteahhitlerde şu vardı. Çok kaliteli, biz ustalık yaptığımız için biliyoruz onu. Çok kaliteli, çok işinde, gücünde, çok titiz bir müteahhitin etriye dediğimiz, buradaki etriye dediğimiz sayısı 12 idi. Kaptı kaçtı müteahhitlerin ki 9'du. Geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Şimdi bu ara özür dilerim. 2.40'da 2.5 metrede 12 diyor. Bakın 20 küsür sandım. Az önce söylemiştim ya 20-25 santim arayılaydı. Burada 2.40'lık şimdi tabii abi asmanın için o da 30 santime falan düşerdi aralığı. Şu anda 2.50'lik bir kolon boyunda tek tek de burada sayabiliriz. 60 tane etriye var. 60 tane etriye var. Yaklaşık olarak da 26 ile 28 tane de 16'lık demir yüklü bu demir, bir tane kolonda. Onun için buradan tabii ki teknik bir bilgi vermek gerekirse deprem kuşağındayız, deprem bölgesindeyiz. Nedir bu? İstanbul'da Şemsettin'im. Bunu ben kameranın arkasından şu bağlantıda bunları özellikle rica edeceğim teknik bilgiyi. Mustafa Usta'mla ben bitireceğim çünkü işinden aldım seni. Söylemek istediğin ne var kardeşim? Teşekkür ederiz geldiğiniz için buraya kadar. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyorum. Ahmet abi bu güzel günün vesilesiyle teknikte bir bilgi vermek istiyorum bizi izleyenlere senin vasıtanla. Şu anda bir demir donatısı görüyoruz. Bu geçmişte 99 depremi öncesinde bu projelerde belki sayısal olarak fazlaydı ama denetim kontrol mekanizması yürümediği için uygulamada ben çünkü 90'lı yılların ve 80'li yılların sonlarında inşaat sektöründeydim. O dönemin müteahhitleri en iyi müteahhiti bu etriye dediğimiz 8'lik etriyeden en iyi müteahhiti diyorum 12 tane falan etriye koyuyordu. Çünkü çok iyi biliyorum uygulamada. Bu nedir işine geldiği gibi davranan müteahhitler ise 8-9 tane etriye koyuyordu. Onun için şu andaki bu vesileyle 99 öncesi binalarda oturan buna sen de dahil Ahmet abi o binalardan derhal çıkmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar birer bana göre abartmıyorum mezar. Çünkü uygulama şekli çok yanlıştı. Biz 99 depremi sonrasındaki yönetmeliğe göre ama ondan sonra 3 defa daha yönetmelik değişti. Hatta son Hatay Kahramanmaraş depremiyle yönetmelik tekrar değişti. Hatta 2019 deprem yönetmeliğinde İstanbul'da yaşanan deprem ondan sonraki deprem yönetmeliğinde tekrar kolon filizleri değişti bu sefer. Kolon filizleri çok teknik açıdan bilgi vermek istiyorum. 1 metre boyundaydı kolon filizleri. Şimdi 170 santime çıktı. Bunun amacı neden 170 santime çıktı? Bunu sanal ortamda depremi yüklediler. 10 şiddetinde deprem verdiler. Şu
insan boyu olan, kısmen ortalama 170 santim insan boyu olan noktayı güçlendirerek deprem oldu, yıkılsa bile bina yaşam kafesi oluşturdular burada. Çok önemli bir şey. Biz tekrar gelecek olursak bu 12, 9 ve 12 ebat sayısal olarak 9 ve 12 olan etriye sayısını iç etriye, kare etriye, çapraz etriye derken 66 tane falan etriye dolduruyoruz buna. Şu 2.50'lik boyuta yaklaşık olarak da 16'lık 26 tane demir yüklemiş oluyoruz. Onun için yeni denetim ve kontrol mekanizmasının çok iyi yürüdüğünü söyleyebiliriz. Onun için biz de çok duyarlıyız. Çalışanlarımız da çok duyarlı bu konuda. Hassasiyet gösteriyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Ben Şener Gülen, Samsun Çarşamba Hürriyet Köylüyüm. 20 yılı aşkın Şemsettin Bey'le çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi işte yaptığımız şeyler güvencesi şey altında. Yani rahatlıkla tavsiye edebiliyoruz yani arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Yani her şeyde bir güven şeyimiz var. Akşam yani yastığa başımıza rahat bir huzurlu yine yatmak şeyinde huzurluyuz yani. Bir sıkıntı yoktur. Başka da huzurlu yine yani sütçü olduğunu tavsiye ederiz yani huzur güven şeyin içinde. Şimdi Ayhan arkadaşımıza veriyoruz. 5-6 senedir Şemsettin abinin yanında çalışıyorum. Ben Erzurumluyum, tek banlıyım. Burada oturuyorum Celaliye'de. 5 senedir Şemsettin abinin yanında çalışıyorum. Şey yapıyoruz, kalıp işi. Özürle güven. Bir de burada Şemsettin abi de daire aldık. Memnunuz. Teşekkür ederim abi. Şemsettin Bey'den 3. alacağız nasip olursa. Bir dubleksiz mi aldık? Nasipse bir tane daha alacağız. Bir de dubleks aldık. Dubleks aldık. Sağ olasın. Allah razı olsun yani şeyden dolayı. Bir tane de normal daire de al niyetimiz var. Yani huzur şeyiz yani. Huzurluyuz yani. Güvence şeyinde sıkıntı yoktur yani. Evet Ahmet abi. Bugün şu an itibariyle 3. projemizi geziyoruz sizin vasıtanızla. Şu anda bulunduğumuz projemiz Kamiloba Tahtacı Park projemiz. Bu da kapalı otoparklı, çocuk oyun parkı, yerden ısıtma, işte bahçe peyzajıyla bu da bu projemiz de çok muhteşem yaşam vaat ediyor. Gördüğünüz gibi zemin katından bile deniz manzarasına ulaşabilen bir projemiz ve şu anda Tahtacı Park projesinde aynı anda yaklaşık olarak bir yıl önce teslim ettiğimiz Kamiloba konaklarını da aynı noktadan görmekteyiz. 24 daireli projemizdi o da. Resmi kurumlarla ilişiği kesilerek iskana alınmış projemizi gönül rahatlığıyla size ve tüm dostlarımıza sunmaktayız. Bu projemizde de yine 2+1, 3+1, 5+2 olmak üzere dairelerimiz müşterilerimize, dostlarımızın bilgisine sunuyoruz. Ve bu vesileyle aynı zamanda bu gününü ayırarak böylesi güzel bir atmosferi bize yaşattığın için ve bütün çalışanlarımızla çalışanlarımızın kendilerini ifade edebileceği bir gün olmuş oldu aynı zamanda. Şahsım adına, Sütçüoğlu İnşaat ailesi adına ve ailem adına sonsuz teşekkür ediyorum Ahmet abi. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin inşallah. Allah'a emanet olun. Şemsettin Sütçü adı, vatan bayrak muradı, aile vatan perver, çarşambanın evladı. Şemsettin Sütçü adı, vatan bayrak muradı, aile vatan perver, çarşambanın evladı. Kadir Aşık diyorum, dostluğu seviyorum. Şemsettin hemşehrimi kalpten alkışlıyorum. Kadir Aşık diyorum, dostluğu seviyorum. Şemsettin hemşehrimi kalpten alkışlıyorum.